Şunun hiç farkına vardınız mı? Dolunay olan gecelerde uyku daha geç başlar ve daha kısa sürer. Her 15 günde bir ay, dünya ve güneş aynı eksen üzerinde hizalanmış duruma gelir. Bu günlerde yeni ay ya da dolunay durumuna göre okyanus sularında çekilmeler ya da artmalar meydana gelir. Şu ana kadar insanların yer çekimindeki bu değişiklikleri tespit edebildiğine dair hiçbir kanıt yok. Öte yandan ay ışığını hissetme yeteneğimizin olmadığı bir yerde ay döngüsüne neden hala cevap verebildiğimizi başka bir şekilde açıklayabilecek durumda değiliz. Ayın her evresinde gökyüzüne bakıp onu fark edebilirsiniz veya sisteminizdeki belli bir farkındalık ve algı düzeyi getirirseniz, sadece bedeninizi gözlemlerseniz her aşamada vücudun biraz farklı davrandığını görürsünüz. Hem erkek hem de kadın bedeninde fazlasıyla var ama kadın bedeninde daha belirgin. Bildiğiniz gibi bir kadındaki temel üreme süreci ayın döngülerine çok bağlıdır. Ayın gezegen etrafındaki dönme zamanlaması ve insanların kendi içlerinde geçirdikleri döngüler, insanın doğum süreci ve bu bedeni yaratma süreci çok derinden bağlantılıdır. Şunu hiç fark ettiniz mi? Dolunay olan gecelerde uyku daha geç başlar ve daha kısa sürer. En kısa uyku süresi ise dolunaydan 3-5 gün önce gerçekleşir. Günün sonunda, akşamın geç saatlerinde ve gecenin erken saatlerinde ay ışığının mevcut olduğu gecelerdir ve ay ışığının faydasını avcı toplayıcı olan atalarımız açısından düşünürseniz, gecenin bir yarısı ay ışığının etkisiyle uyanmaktansa gündüz aktivitelerini ay ışığıyla uzatmak çok faydalıdır. Bu nörolojik gelişme kim olduğunuzun en önemli yönüdür ve nörolojik sisteminizin ne kadar uyarılmış, aktif ve dengeli olduğu doğrudan ayın evreleriyle ilgilidir. Başka bir deyişle, eğer ay ışığı sabah 03'te çıkarsa muhtemelen zaten derin uykudasınızdır ve buna tepki veremeyeceksiniz ve sizi uyandırmayacak. Ancak akşam saat 20 civarında yatmayı planlıyorsanız ve aniden bu parlak ışık kaynağını görürseniz ayakta kalabilir ve yaptığınız her şeyi yapmaya devam edebilirsiniz. Ve bugünlerde yapay ışığımızda tam olarak bunu yapıyoruz. Onu genellikle akşam aktivitelerini uzatmak için kullanıyoruz. Yapay ışığın ayın uykumuz üzerindeki bu atasal etkisinden bir şekilde yararlandığını düşünüyorsunuz. Ama yer çekimi sorunuza dönecek olursak, şu ana kadar elimizdeki tek açıklama muhtemelen bu yer çekimi algısının sizi akşam ışığının etkisine ve sizi uyanık tutmaya daha duyarlı hale getirmesidir. Sevgili Satguru, belki yogi bakış açısıyla bize biraz ışık tutabilirsin. Açıkçası ayın fizyolojimizi nasıl etkileyebileceğine dair geniş bir tarihimiz var. Ancak modern bilimden iki kütleyi bir araya getiren kuvvetlerin bedenimizin ve zihnimizin işleyişini nasıl etkileyebileceğini özel olarak gösteren hiçbir kanıt yok. Yoga açısından bakarsanız, yoganın önemli bir kolunun adı Hatha Yoga'dır. Ha güneş demektir. Ta ay demektir. Hatha bu iki güç arasında denge sağlamak demektir. Güneş, ay ve dünya bu gezegende yaşamın oluşmasında önemli bir etkiye sahiptir. Erkek popülasyonunun kafası karışmış olabilir ancak kadın popülasyonu her zaman ayın döngüleriyle senkronize olmuştur ve şu anda doğumumuzun temeli budur. Ayı sadece üzerimizde kütle çekimsel bir etkiye sahip olarak görmüyoruz. Ayı, dünyayı güneş etrafında dönüş yörüngesinde tutan temel bir unsur olarak görüyoruz. Bugün modern bilimler, ayın bir uydu olarak her yıl dünyadan uzaklaştığını doğrulamaktadır. Belli bir noktanın ötesine geçtiğinde bu gezegendeki yaşam üzerindeki etkisi azalacaktır. İnsan üreme döngüleri normal döngünün dışına çıkacak ve insanlar yavaş yavaş uzaklaşacak. Ama her şeyden önce birkaç milyar yıl sonra olması gereken ay uzaklaşırsa dünya yörüngede kalamaz ve parçalara ayrılır. Yogi sistemi buna böyle bakar. Ayın günlük yaşamımız üzerinde büyük bir etkisi vardır. Bu nedenle doğu kültürlerinde özellikle Hindistan'da iki tür takvim kullanırız. Dünyevi işler için bir güneş takvimimiz var. Bilgi veya teknik değil, canlı bir şey olan hayatımızın diğer tüm sübjektif yönleri içinde bir ay takvimimiz var.
her zaman öyle olmuştur. Mantığın ötesindeki herhangi bir yön her zaman ay ile ilişkilendirilmiştir. Takvime sadece olayların sayısal bir kaydı olarak bakmıyoruz. Onu kendi içimizde nasıl deneyimlediğimize ve vücudumuzun ona farklı zamanlarda nasıl tepki verdiğine bakıyoruz. Meditatif olursan daha da meditatif olursun. Akıl hastalığınız varsa bu da artacaktır. Niteliğiniz neyse dolunay sayesinde artar. Buna göre dünyanın enerjisinden, yörüngesinden, kuzey yüzünü gösterdiği yönden ve güneşe yakınlığından en iyi şekilde yararlanabilmeniz için çeşitli gelenekler, uygulamalar ve ritüeller oluşturulmuştur. Tüm bu yönler yaptığınız türden uygulamalar için dikkate alınır. Bir güneş döngüsünün 4356 gün olduğu düşünülür ve bu döngü farklı insanlar için farklı şekillerde bölümlere ayrılır. Yogiler, münzeviler, ev sahipleri ve düzenli dünyevi yaşama giren diğer insanlar için durum farklıdır. Çünkü vücutları farklı şekillerde uyumlanmıştır ve farklı şekilde işlev görmektedir. Takvim, ayın evrelerine ve gezegenin güneşe konumuna dayanmaktadır. Peki ayın günlük olarak nasıl bir etkisi var? Biraz da bunu inceleyelim. Bu sadece ay ışığı değil, bugün insanlar elektrik yükleri, elektromanyetik etki ve diğer yönler hakkında bilimsel terimlerle konuşuyorlar. Bu konuda uzman değilim ama yogi sisteminde dolunay ve yeni ay günlerine çok önem veririz. O günlerde yaptığımız farklı türde uygulamalar var. Münzeviler genellikle yeni ay günlerinde uygulama yaparken aile yaşam tarzındaki insanlar dolunay günlerinde uygulama yaparlar çünkü etkisi çok farklıdır. Aynı anda çeşitli ritüeller vardır. Örneğin dolunayın olduğu bir gecede omurganızı aya belirli bir şekilde maruz bırakmak için bunun gibi 3 dolunay gecesi sisteminizi hastalıktan sağlığa tamamen yeniden düzenleyebilir. Ay ruh halimizi etkiliyor mu? Mistik dünyada insan algısı ve ay doğrudan bağlantılıdır. İlk yogi olan Adiyogi'nin başında bir mücevhere benzer hilal şeklinde bir ay vardır. Bu onun idrakinin en üst seviyesinde olduğunu belirtmek için kullanılır. Tıbbi açıdan bunu belirli bir düzeyde nörolojik uyaran olarak görebiliriz. Yaşamın evrim sürecinde bu gezegendeki en güçlü canlı dediğimiz ama en karmaşık ve gelişmiş nörolojik sisteme sahibiz. Bu nörolojik gelişme kim olduğunuzun en önemli yönüdür ve nörolojik sisteminizin ne kadar uyarılmış, aktif ve dengeli olduğu doğrudan ayın evreleriyle ilgilidir. İnsanların zihinsel dalgalanmalarıyla başa çıkmak için onu kullanabilecekleri birçok yol vardır. Pek çok insan kendi sistemlerinde gelgitler yaşıyor çünkü tüm okyanuslar yükseliyor. Vücudumuzun yaklaşık %60'ı sudur, dolayısıyla sistemimizde dalgalanmalar olur. Peki dolunay ruh sağlığımızı etkiler mi? Bazı araştırmalar dolunay günlerinde insanların daha dengesiz hale gelme eğiliminde olduklarını veya kaygı ve manik depresyonu olanların kontrolden çıktığını söylüyor. Ay deliliğe neden olmaz. Sadece enerjinizi belirli bir şekilde hareket ettirir. Niteliğiniz neşe ise daha neşeli olursunuz. Kaliteniz sevgi ise daha sevgi dolu olursunuz. Meditatif olursanız daha meditatif hale gelirsiniz. Akıl hastalığınız varsa bu da haliyle artacaktır. Niteliğiniz neyse dolunay sayesinde artar. Mantıksal zihin hesaplamalarından hayata sezgisel bakma biçimlerine geçildiğinde ay daha önemli hale gelir. Genellikle ayın etkisi mantıksız kabul edilir. Batıda mantıksız olan her şey delilik veya avarelik olarak etiketlendi. İngilizce dilinde ay, ay olarak adlandırılır. Bir adım daha ileri giderseniz delirirsiniz. Ama Doğu kültüründe hep mantığın sınırlarını gördük. Hayatınızın maddi yönüyle başa çıkmanıza yardımcı olan mantıklı bir unsur var. Ancak mantığın ötesinde de bir boyut var ki bu boyut olmadan öznel boyutlara asla erişilmez. İnsan algısı bir yansımadır. Yansımadan başka bir şey görüyorsanız gerçeği görmüyorsunuz demektir. Herhangi bir algı aslında bir yansımadır. Ay aynı zamanda bir yansımadır. Güneş ışığını yansıttığı için ayı görebiliyoruz. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklınızın gücü sizinle olsun.